Merhaba arkadaşlar, ben yeni Minecraft videosu yani başlıyorum. Rehber, yeni video rehberi olarak. Adım Berk Aktaş. Yani başlıyoruz. Yeni bir, ilk başta yeni bir dünya açıyoruz. Yani oradan kapatalım. Kalsın, tamam. Evet, açıyoruz. Yeni. Yeni başladım, böyle bir yıl falan oldu başladı oyuna. Yani fazla oyunu bilmeyenler için rehber olarak çekeceğiz ve ne güzel, çok kötü bir yerde olduk. Genelde düzlük alanlarda çok hoşuma gidiyor yani. Tercih edilen odur. Bakalım etrafta aradığım yerlerden var mı? Yok, o zaman birazcık odun toplayalım. Tabi bazılarınız buraları da seviyordur. Buralarda da ağaç, yani ev yapabilir üstlerine. Güzel oluyor aslında, ben de bir iki yer yapmıştım. Evet. İlk başta kırdığımız odunları buraya koyup çeviriyoruz. Ondan sonra işte crafting yapalım. Crafting table, her şeyimizi bundan yapacağız. İlk gece hayatta kalmak önemli. Yani ilk gece uzun sürüyor ve yani yün bulma sıkıntımız olduğu için uyuyamıyoruz. Madene inmemiz lazım oluyor ondan dolayı. Ha, kar biyomu. Güzel. Şimdi koyalım şunu. Çubuk. 2 tane ahşabı alt alta koyduktan sonra 4 tane bize çubuk veriyor, stick. Yani Türkçe'ye çevireceğim bunu sonraki videomda. İlk başta kazma ile başlayalım. Yani bu kazma türü sadece tahta içinde geçerli değil. Taştan, demirden ve elmas, altın, her şeyden olabiliyor, madeni şeylerden. Şimdilik elimizde bu olduğu için bundan yapıyoruz. Kılıç yapalım. Yeter şimdilik bunlar. Ya da biraz daha toplarsak. İlk videomda ev yapmayacağım. Çünkü ilk gece bir sığınak gibi bir yer yapacağım, gösterdiğim kadarıyla. İnşallah. Doku paketi kullanıyorum. Yani beğeniyorsanız linkini atarım. Doku paketim güzelse, beğendiyseniz atarım linkini. Tabi istemeyen arkadaşlarımız varsa, normal doku paketi kullanmamı isterseniz normalini kullanacağız yani. Doku paketini düzelteceğiz. Yani sorun çıkarsa yorumlardan hemen istediğiniz her şeyi size her an demeyeyim. Okuldan çıktıktan sonra şey yapabilirim. Halledebilirim. Domuz keselim. Bunları çiğ yemenizi tavsiye etmem ama çok açsanız yiyin, bir tane koşmak için. Yani pişirince daha çok geliyor ya, o bakımdan. Daha mantıklı oluyor yani. Evet. Şeker kamışı. Bunlar sarı çiçek aslında, ama çiçeği olarak görünüyor. Şeker kamışı da şudur. Şu mübarek. Şunlar, bunlardan şeker yapılıp sonra kağıt ve harita yapabiliriz. Ama pusula, demir ve kızıltaş lazım. Pusula içinde demir ve kızıltaş lazım. Kızıltaşı. Tavuk. Domuz keselim, biraz da yemeğimiz olsun. (Gülüyor)
çalışsak hemen bir yere küçük bir ev yapmam lazım olacak. Ama herhalde geldik. Şöyle bir çıkalım bakalım yukarı. Herhalde geldik. Normal ağaç gördün mü bir tane? Yok ya. Büyük bir biyoma takıldık ya. Kötü oldu bu böyle. Evet. Ha, şunlar kakao. Dur. Kakaolardan yiyecek olur ve koyunumuzu bulduk. İlk koyunumuz. Keselim. Genelde demiriniz varsa hemen makas yapın. Onu da göstereceğim demir bulunca. Makaslar koyunlar ölmez. Daha kâra gelirsiniz. Bir makasla. 2-3 tane geliyor yün. Ha, yün bulsanız da ben ilk gece uyumanızı tavsiye etmiyorum. İlk gece maden her zaman iyidir yani. İlk gece uzun olduğundan dolayı. Evet, 3 tane bulduk ya da ah be, kırıldı be. Evet, geldik normal yerlere. Minecraft'ta yaratıklar var genelde, geceleri ortaya çıkanlar. 4 tane var bayağı da. Creeper var, örümcekler var, zombiler var, bir de okçu. Yani iskelet var yani, iskelet okçular var. Minecraft'ın ilk sürümlerinde tabi daha az şey vardı, artık her şey arttı. Yavaş yavaş herkese yardımcı olmaya çalışacağım. Bir de daha güzel bir video çekme programı bulabilirseniz bana yorumlara link atarsanız sevinirim. Evet, kömür bulduk. Kömürü kesmemiz lazım. Çünkü kömürden pişiririz. Lan çık. Çık. Bazı kömürlerden XP geliyor yani. Canın altındaki yeşil şey hep dolmaya başlıyor. Evet. Yeter o kadar bize herhalde. Biraz da taş toplayalım şuradan. Taş kazma falan yaparız. Ya da ocak yaparız. Hepsini göstereceğiz eve gittiğimizde. Gece olacak şimdi. Eskiden günler daha uzun diye tahmin ediyorum. Eskiden daha kolaydı Minecraft. Demir buldum. Almayalım. Düzlük bir alan bulmamız lazım. Sahil kenarına ev yapalım ya. Severim öyle. Şurası olabilir diyeceğim de çok sahil. Bence demirleri toplayalım. Evet, şimdi crafting'imizi koyalım. Taştan kazma yapabiliriz. Yoksa tahta ile demiri kıramayız. Taş kazma. Yani tahtayla aynı aslında. Bakın, örnek olarak göstereyim. Böyle kırdığımızda yavaş yavaş kırılınca eşya gelmiyor bize. Ama taşla kırdığında rahat bir şekilde alabiliyoruz. Bunlar böyle yapılmıyor tabi. Bunları pişiriyoruz. Böyle bir şekilde. Şimdi 4 tane oldu. Evet, 4 tane oldu. Karanlık alanlara girmiyorum. Mesela tahtayla kazılan şeyleri daha yavaş oluyor ama elmasla en hızlı şekilde olabiliyor. Bir de efsun var. Efsun bastıkça hız artıyor. Yani ne bastığına bağlı tabii ki de. Evet. Dedim ağaç odunları bu. Yani bunları seviyorum genelde. Bunların yanında olmanızı tercih ederim. Bunlarla ev yapmanız. Keselim bir tane de şundan.
güzel bir düzlük alan bulmaya çalışıyorum. Öyle ev yapacağım. Gece olur tabi, gece olursa şimdiden. Zamanımız azalıyor. Zaman azalmadan hemen bir şeyler yapmamız lazım. Gece fazla dışarı çıkmanızı tavsiye etmem. Çünkü yani yaratıklar, creeperlar herhalde hiç olmadık yerde hemen arkanızda patlıyorlar. Yani arkana bakarsın hiçbir şey yoktur, bir anda geliverir. Karanlık olmaya başladı ama şimdi. Herhalde ağaçların orada çok creeperlar çıkıyor. Ya bir de endermenler var. Onlar korkaklar. Korkak yaratıklardır. Ama fazlasıyla can götürüyorlar, onu söyleyebilirim. Oo, lav bulduk. Lava fazla bulaşmayın, su gibi yüzemezsiniz. Orada nereye? Şurayı yapalım ya. Gece olmadan hemen şurayı bir sığınak yapmamız lazım. Tam şurada taş buluruz. Meşale de böyle oluyor. Torç. Bir çubuk ve bir kömür ile 4 tane çıkarabiliyoruz. Hemen bir tane kapı yapmamız lazım. Kapı da böyle oluyor. 6 tane ahşabı böyle yani dizdiğimizde bize bir kapı veriyor. Böyle de düğmeyi de sonra gösteririz. Şimdilik yapalım. Detaya girmeyelim fazla. Gece oldu çünkü. Zombiler kapı kırabiliyor. Nasıl? Geliyorlar. Tak tak vuruyorlar. Yavaş yavaş kırılıyor kapı. Yani fazla zombileri evinizin yanında dolaştırmayın. Kendi kendine de kapı gördüklerinde kırıyorlar zaten. Şimdi bu kadar bize. İlk gece madene inelim, biraz ineriz ve maden takıldıktan sonra videoyu bitiririm. İkinci videomda daha net şeyler yaparız. Şimdi craftingimizi alalım. Ocak nasıl yapılıyor göstereyim. 8 tane taş, yani kırık taş, cobblestone alıp şöyle bir şekilde ortada bir tane boşluk kalacak bir şekilde mesela ocak veriyor. Böyle kömürü buraya koyacağız. Kömür şart değil. Fidan olabiliyor. Ahşap, odun, yanan şeylerden her şeyi yapıyorum. Bu ne oluyor mu acaba? Değil mi? Olmuyormuş şimdiden. Ama kömür her türlü daha kâra geliyor. Evet, iron. Demir gerçek logo paketinde böyle değil ama gerçek texture pack kullanmıyorum ondan. İkinci videomda onu kullanacağım. İsteklerinize bağlı. Ben yorumların altına atacağım bu doku paketinin linkini. İsteyen indirir. Bunlardan ne yapalım? Şimdilik bir şey yapmayalım. Sandık yapalım şimdi. Buna sandığa koyarız. Sonrasında daha net bir şeyler yapabilirim. Evet, şimdi size sandık yapımını göstereyim. Genelde tek sandık yapmayın. Yani çift sandık yapabiliyor. Yani yan yana iki tane sandık koyduğunuzda yapabiliyorsunuz. Chest sandık. Türkçe'ye de çevireceğim. İki tane yapacağız. Daha yetmedi. Çok güzel. Bir tane işte. Sıkıntı oldu şimdi. İki tane onunla böyle yan yana koyduğunuzda tane oluyor. Dışarıda çıkamıyoruz. Çok sevdim bunu. Çok beğendim. Dışarı çıkalım mı? Çıkmayalım. Evin önünde bir şeyler var. Demek at keselim onları. Ya da bir saniye. Ha. Ben hard almayı unutmuşum. Oyun beautiful yapmış. Ha şimdi. Ben diyorum sabahtan beri niye canım gitmiyor? Yaratık falan ömüyorum, şaşırdım yani.
İlk bölüm için böyle bir sıkıntı oldu, özür dilerim. Sorun olmaz. Yani ilk başlayanlar için tabi iyi olur da kendinizi oyuna daha iyi odaklamanız için her zaman hard'da oynayın. Yani zor. Ama zor da bazen çok zor oluyor. Lava düştüğünüzde falan sıkıntı. Evet. İki tane chestimiz olduğunda böyle yan yana koyduğumuzda daha büyük kar. Yani daha fazla oluyor. İlkini ve bir tanesini gösterelim. Kıralım bunu. Bir tane de böyle oluyor. Ama yanına bir tane koyduğumuzda bayağı büyük oluyor. Şimdi koyalım şunları. Yatak yapımını göstereyim size hemen. Evet. İsteyenler hemen ilk gecede uyuyabilir, bulursa yatak. Üç tane aşağı alt sıraya diziyoruz. Renkleri fark etmeyecek şekilde yünleri alıyoruz. Yani şart değil bu yünler. İsterseniz her türlü renk olabilir. Böyle bir şekilde yatak alıyoruz. Büyütelim hemen şurayı da. Yatak olduğunuz yer sıkışık olmasın, yoksa ölebilirsiniz. Yani sıkıntı oluyor. Karanlık oldu. Torç kullanalım. Sıkışıyor adam kalkınca. Bir saniye, telefon çaldı. Geldim. İlk bölüm biraz sıkıntı oldu tabi. İlk videom olunca heyecanlandım biraz. Evet, genelde şöyle kazanlar var maden emmek için. Göstereyim hemen. Şöyle direkt alta kazmak tamamen yanlıştır. Çünkü ölebilirsiniz, yani direkt aşağı kazıyoruz yani. Yani ne an nerede çıkacağım bilmiyoruz ama benim yani öğrendiğim bir taktik var. Tamam, toprak. Ya genelde toprak, aşağı katlarda toprak olursa genelde etrafında zindanlar oluyor. Benim bildiğim bilgi böyle olur. Oldu. Ne yapacaktım lan ben? Ahşap. Kürek yapımını göstereyim hemen. İki tane stick yapıyoruz ve küreğimizi alıyoruz. Kürek genelde toprak kazmak, toprağa benzer şeyler. Kazma işte taş, yani madensel, balta ise odunlar için. Ve bunu biliyorsunuz zaten, kolay bir bilgi oluyor. Aydınlatalım hemen. İlk videom uzun olsun istemiyorum. Yani çok uzun olsun istemiyorum. Bir maden bulup ya da bulamayıp bulamayabiliriz. Hadi videoyu bitireyim mi ya? Yani bitireyim mi? İkinci bölüm daha da şeyler yaparız. Gece hayatta kalma. İşte böyle devam edeceğiz yani. Merdiven şeklinde. Yani tam bir şekilde göstereyim. Böyle aşağı kazalım. Hop. Bir de şuraya kazdık mı? Tamamdır. Evet, ilk gece hayatta kalma bu şekilde oluyor. Ya isterseniz yatıp uyuyabilir ve sabah olabilir. Evet, sabah oluyor zaten. Oo. Ve şu yeşil gördükleriniz creeper. O 50 iskeletler var arkada. Burası iyi bir yer değil herhalde. Çok spawner var. Evet arkadaşlar, ilk gece hayatta kalma böyle oluyor. Şansınız bol olsun diyeyim ve videoyu sonlandırayım. İyi bir final olmadı ama. İkinci videoda görüşürüz.